kural şudur. Önce öl. Yaşamak dediğiniz hadise ölümdür aslında. Bu dünyaya ölüp geliriz hepimiz de. Ve burada ölmek için hak etmemiz gerekir. Hak etmemiz için maya olabilecek duruma varmış olmamız gerekir. Dünyaya ölüp geldik. İyi anlayın. Kimler kimleri kodlayacak diye bekliyorsunuz ya. Hepiniz kelamsınız ve kendinizi kodlayacaksınız. Sizi hiç kimse kodlamayacak. Bunların artık öğrenilmesi gerekir. Bereket ki doğanın gücünü anlamaya başladı insansılar. Anlayacaklar da yoş aşk sahası dedi biri. Yavrum, sistemden görev taşıyanların hiçbirisi o sahaya inmedi henüz. Cennet kapılarının tümünü açın ve dinleyin. Seyir halindesiniz şu anda ilmin kalemleriyle, bütünün kültü olarak her anı. Ama seyrettikleriniz sizin yaşamınıza halik olup inmedikçe siz o bilgileri okuyup anlayamazsınız. Bu nedenle sözümü kesmeyin lütfen. Devenin kalkması dediğimiz halde bu. Bir tek olmak. İşte insanlık artık bu tekliği hak edip yaşayacak. Hepimiz bir tekiz canlılar. Sizler bir bedenin her biriniz birer hücresi gibisiniz. Bunu artık anlayınız. Biz bir tek bedeniz. Tüm yaşamlar. Hangi yaşam? Tüm zamanların sahalarındaki yaşamlar. Bunları artık insansılıkla hak edip anlamamız gerekir. Bütün mesele bunu anlayamamaktı aslında. Ben bütünün gücüyüm. Öf ne güzel. Peki bütün oldun mu ki? Bütünün gücü oldun. Barışın alim olanların ilmi olduğunu düşünün. Ama alim olmadınızsa barışın halik olduğunu düren olup dürümlenip anlayabilir misiniz? Şevk, şavk, hakkın, hakikiyetin ilmi. Peki hak oldunuz mu ki? Dağlarım, tüm insanlık şunu anlayacak ki dümenin ilmi Allah'ın tek kelamıdır, insandır o. Başka bir şey yok. Sizi sizden başkası yönlendiremez. Bunları öğrenin artık. Benim elimden tutsunlar, beni ilme götürsünler. Yok böyle bir şey. Dağlarım, ilim kalemi olun ama kelam olup, kodlanıp, hak olup, tohumlanıp olun. Dünya insanı özel bir görev taşıyor. Nedir bu görevi bilir misiniz? Tüm planetlerin yoğunluğunu kodlamak. Peki bunu nasıl yapacak? Bugün burada bu çalışmayı yapıyoruz. Ne oldu? Yaptık. Kelam ettik. Peki bu kelam ne oldu? Diriliklere kodlandı. Dirilik kodlandığı zaman ne olacak? Zaman sahaları kontrol edici olacak. Bizim ilmimizde zerk dediğimiz bir şarkı vardır. İlmi zerk ederiz. İlim sahalarındaki tüm kayıtlamalarla. Her ana zerktir bunun adı. Ve bunun sırrı şudur. Her yer insan. Her şey insan. Direkt ve hakiki olarak insan. Her şey insan. Taş insan. Ot insan. Tohum insan. Yol insan. Ve insana zerk. Her ana zerk. Zirve olan ilim budur. Zerk ilmi. Ve bilgiyi zerk ederken kati olarak kodlayıp zerk yapıyoruz. İlimin kalemi budur. An siyahlığından zerk kaha kelamı mutlak kuyulara iniyor. Ve her bir ilmi tohumluyor. Bugün burada yaptığımız budur. Daimi kalemlerimiz iyi bilirler ki kalkan olmayız ilme. İlmin kapısı oluruz. Her insan kendi dilini konuşacak. Kendi insanlığını hak edecek. Kendi yoğunluğuyla kendini düzene kodlayacak ve kendi olacak. Hiç kimse kimseyle eşit değildir. Ve kimsenin kimseye benzemesine asla benzeşmesini beklemiyoruz.
kimse kimseye örnek olmayacak. Allah der ki ben zamana kalemim, ben şarkıyım, ben kahayım. Ayrılık yok. Canlar, teknik olarak bütünü kültürüz hepimizde. Bütüne hizmetçiyiz. Ama her bir ilmin kaleminde ve hakikiyetinde var olarak dönmek bizim için kolay. Her ana dönüp kelam edebiliriz. Halik olup tüm insanlıkla dilleşebiliriz. Varlığın köküyüz biz. Göklerin sözüyüz biz. Özü, gözü, sözü olan tüm sahalarda varlık süreriz. Ama canlarım, her bir insanın da hak olup bunları yapmasıdır dileğimiz. Beden hepimizin kelamıdır. Bedene giriş sebebimiz budur. Çoğu anlayamaz bedenin anlamını. Derler ki insan evrim için dünya planetine doğar. Ah canlarım, ah daha neler. Eli, Allah eli olan insanın evrimi mi olurmuş? Kim der bunu? Palavra. Canlarım, palavra. Bayıldık, bayıldık gülmekten diyor yukarıdaki dostlarımız da. Evrenlerin sistemleşmesinde kelam insanlıktır canlar. Hepimiz tekiz. İnsan mutlak olarak görev alır. O bütünün kültüdür. Evrenlerin sistemli sahalarından devreye alınır. Göç kapılarının gücünden çok ötedir insan. Bunları artık öğrenmeniz gerekir. Ben ellerini açtım, Allah'a dua okudum diyenlere şunu sorun. Elin ne ki Allah'a dua okuyorsun el açıp? Ne ki elin? Elinde ne var? Yarınlar mı var elinde? Yaşam mı var elinde? Niye el açıyorsun? Allah sensin ya kaha sen. Sen sana mı döndün? Dönmek değil. Ölüyü dinleyip dinleyip kelam etmen gerekmez mi senin? Dünya insanı ölüydü. Beşeri halikiyette ölü olanlar vardı. Artık dirilme zamanı anlayın. Kucağınızdaki bilgiyi anlayın. Yeri anlayın. Tohumu anlayın. Görevinizi bilin ve bütünün gücünü anlayın. Sevgililer, biz siziz, anlayın. Sizden başkası yok ki. Dağlarım, dünya insanlığı hep birisini bekledi eteğine tutunmak için. Bu sizi sizden uzak tuttu. Sizin eliniz, sizin yolunuz değil miydi? Ölü müydünüz yoksa siz? Allah sizsiniz canlar, hepinizsiniz. O bir kübradır, o sistemin kelamıdır. Ayrı gayrı değilsiniz ki. Yaşam sizin ilminiz değil mi? Boşu doldurup kodladığınız zaman dolu olan ses, kelam, sistem, nizam, düzen hepsi dirilik ve biz o dirilik değil miyiz? Koca bir doğayız canlar hepimiz. Ve bu doğa bütünün korkusuz şarkısı. Ve ben insanlık ilminde bin kere dürüm dediğim, bin kere yüceliğiyle dillediğim insana sorgu sual etmem. Onun toy olduğunu bilirim. Onun tohum ektiğini bilirim. Onun şok geçirmeden ilmi anlamayacağını da bilirim. Bugün dünya insanının sınırlı olsa da sıkıntılı dönemleri oluşmakta. Bu şoklamalardır canlar. İnsanlığın ilmi öğrenmesi için, insanlığın aklını kullanması için, insanlığın hak ettiğini hak olup dinleyebilmesi için, bütüne hizmetçi ilim anlayabilmesi, öğrenebilmesi ve tüm insanlığa anlatabilmesi için. Şoklar, şoklamalar, imparatorluğun gerçeği budur. Şok, şok, şok. İşte. Mm-hmm.